Yerli ve Milli Projeler kanalından herkese merhaba. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depremleri sonrasında hayatta kalanların barınma sorunu acil çözüm bekliyor. 13,5 milyon insanın etkilendiği ve 15 binden fazla binanın enkaza döndüğü deprem sonrasında ağır hasarlılarla birlikte 30 bine yakın bina kullanılamaz hale geldi. Bu da en az 300 bin konutun acilen yeniden inşası anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerimizin yeniden inşası için harekete geçtik, rezerv alanların tespit edilerek süratle inşaatların başlatılması için TOKİ'ye talimatları verdik dese de, konutların yapımı kadar sağlamlığı da önem taşıyor. Uzmanlar yeni yapılacak konutların hızlı tesliminin yanında uygun zeminde, uygun malzeme ve uygun mühendislikle yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu noktada yıkılan yerlere yeniden konut inşa edilebilir mi? Buralara sağlam yapılar inşa etmek mümkün mü sorusunu yönelttiğimiz uzmanlara göre, bazı yerlerde yapıdan kaynaklı kusur ve eksiklikler varsa yeni teknolojiyle sağlam yapılar inşa edilebilir. Zeminden kaynaklı ve büyük tahribat yaratan bölgelerde ise aynı noktaya yapı inşa etmek çok da güvenli değil. 30 bin binanın kullanılamaz hale geldiği deprem sonrasında 10 ilde acilen inşa edilmesi gereken en az 300 bin konut ihtiyacı bulunuyor. Bu yapıların hızlı teslimi kadar dayanıklılığı da önem taşırken uzmanlar konvansiyonel inşaat yerine prefabrik betonarme yapılara işaret ederek 1999 İzmit, 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerini hasarsız atlatan prefabrik yapıları hatırlatıyor. Japonya'da birçok bölgede zemin aslında bina inşa etmek için pek elverişli değil. Ancak zemin etüt ve bunun sonucunda gerekiyorsa zemin iyileştirmesine çok önem veriliyor. Ayrıca zayıf zeminlerde öncelikle binaların temelleri atılırken 60-70 metre derinliğe inen kazıklar çakılıyor. Böylelikle binanın neredeyse üçte biri toprak altında kalarak binanın yükleri sağlam zemin tabakalarına aktarılıyor. Japonya'da depreme en dayanıklı binalarda kauçuk izolatör, mesnet denilen ve devasa davullara benzeyen deprem yalıtım malzemeleri kullanılıyor. Dünya modüler yapı tekniğini çokça kullanıyor. Türkiye'de bunu yapacak teknolojiye sahip firmalarımız var. Çok büyük hastane, okul gibi binaları bile modüler yapmak mümkün. Akıllı şehir teknolojileri tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. ABD'deki şehirlerin 3'te 2'sinden fazlası akıllı şehir teknolojilerini uygulamaya çalışıyor. Ama bu sefer en önde ABD değil, Çin var. Çin, eski şehirlerini yeniden inşa ediyor ve sıfırdan yeni şehirler yaratıyor. Akıllı şehir hareketi bilişim teknolojilerinin bu iki lider ülkesiyle de sınırlı değil. Londra'dan Singapur'a kadar birçok yerde deneniyor. Bizler de yeni şehirlerimizi akıllı şehir olarak planlamalıyız. Peki prefabrik yapı ne demek? Kullanıma hazır binalar olarak bilinen prefabrik yapı, her ne kadar kamuoyunda hızlı modüler konteynerlerle karıştırılsa da normal betonarme yapılardan sadece yapım tekniği olarak ayrılıyor. Prekast betonarme panel sistemi olarak uygulanan bu yöntemde büyük betonarme panellerle birbirine yatay ve düşey bağlanarak yapının istenen ölçüdeki odaları ve taşıyıcı sistemi oluşuyor. Bu yapı sisteminde döşeme panelleri, düşey ve yatay yükleri duvar panellerine aktararak yükün temele aktarımı sağlanıyor. İstenen büyüklükte bina yapımına izin veriyor. Üretim sürecinde duvar ve teras blokları, duvar panelleri, çelik çerçeveler ve alçı levhalar gibi malzemelerin kullanıldığı diğer grup prefabrik yapıların ömrü 30-50 yıl arasında, prefabrik betonarme yapılarsa daha uzun ömürlü ve dayanıklı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı güncel yönetmelikler gereğince, Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Manisa, Çanakkale, İzmir gibi depremin yoğun olabileceği bölgelerde, köy evleri projelerini hafif çelik prefabrik yapım sistemiyle tek katlı ve iki katlı olarak tamamlamaktadır. Prefabrik modüler çelik yapılar farklı bölgelerin zemin yapısına uygun şekilde tasarlandığında, deprem anında esnek ve hafif yapısıyla eğilir, deforme olur ancak yıkılması zordur. Çelik yapılarda yapı ağırlığı betonarme yapılara göre yaklaşık %50 daha az olduğundan yapıya etkileyen deprem kuvveti aynı oranda azalacaktır. Süneklilik, elastik davranışın üzerindeki şekil değiştirmelerde enerji yutma yeteneği sağlandığından bu özellik dinamik yükler altında önem kazanmaktadır. Tekrarlı yüklemeler altında betonarme yapının tek yönlü ve sınırlı olan enerji yutma yeteneği her tekrarda azalarak bozulur. Deformasyon oluşmadan kırılma gerçekleşir.
Çelik yapıdaysa elastik sınırlar aşıldığında, bir başka deyişle beklenenin üzerinde yükler yapıya etkilendiğinde, çelik yapı elemanları yüksek şekil değiştirme kapasiteleri sayesinde öncelikle şekil değiştirir ve deforme olur. Şekil değiştirme esnasında oluşan enerji yutulur ve etkileyen yükler altında yapı ayakta kalır. Deprem bölgelerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazların bertarafının nasıl yapılacağı üzerinde durulmaya başlandı. Enkazların ve evsel atıkların bertarafı için ABD, Çin ve Meksika'da daha önce yaşanan depremlerin ardından izlenen bertaraf yol haritasının incelendiği ifade edildi. 33.143 binada yer alan 153.506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir konut yaklaşık 75 metreküp beton enkazı demek. Ev içindeki eşyalar ve diğer donatılar da hesaba katılınca her bir konut için yaklaşık 750 metreküp hafriyat ortaya çıkıyor. En iyimser tahminle 115 milyon metreküp evsel enkaz söz konusu. Buna sanayi ve iş yerlerinden kaynaklanan enkaz dahil değil. Evsel enkazın yoğunluğu metreküp başına 2 tona yakın. Yani Erciyes Dağı büyüklüğünde 230 milyon ton enkaz söz konusu. Bunun her biri 20 tondan 11 milyon 500 bin seferlik kamyonla taşınması gerekiyor. Buzdolaplarındaki etler, sebzeler, kuru gıdalar gibi organik maddeler de var. Havalar ısınıp yağmurlar başladığında bütün bu organik atıkların üzerinde mikroorganizmalar hızla çoğalacak. Çoğalan bakteri ve virüs gibi hastalık yapıcılar, patojenler, salgın hastalık riskini had safhaya çıkaracak. Evlerdeki ilaçlardan kaynaklanacak kimyasal kirlilik ve elektronik cihazların neden olacağı ağır metal kirliliği, kanserojen etkiyi gündeme getirecektir. Öncelikli olarak enkazların kentlerin dışındaki geçici depolama alanlarına süratle taşınması gerektiğini belirterek, ardından ayrıştırma süreci gelecek ve son olarak kalıcı bertaraf tesislerinde atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Kalan atıkların en aza indirilebilmesi için beton parçalarından parke bordür üretiminin de gündemde olması gerekiyor. Peki siz Türkiye'nin kentsel dönüşüm çalışmalarından memnun musunuz? Yeni şehirler akıllı şehir olarak inşa edilmeli mi? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.